şey söylemeyecek misin? Çık odamdan. Bu kadar üzüleceğini bilseydim alıştıra alıştıra söylerdim. Defol! Bir anne olarak ben görevimi yaptım. Siz. Şimdi de anlamıyormuş gibi mi yapacaksın? Ha, yalan söylemeye devam edeceğim diyorsun yani. Hemen gidiyorsun buradan. Bırakır mısınız kolumu? Seni ait olduğun yere gönderiyorum. Derya Hanım, ne oluyor? Sen karışma bu işe. Kusura bakmayın ama karışırım. Burası bir iş yeri. Hayatta buranın bir çalışanı. Hayır. O sadece bir sahtekar. Ben hiçbir şey çalmadım. Ver şunu. Ver şunu dedim sana. Canımı yakıyorsunuz. Ver şunu. Ver. Çek birini. Siz olacaktım. Peşin peşin söyleyeyim öyle peşine düşerim, takip ederim, tripleri bana sökmez. Bu hiç korkma. Ben sana söyleyecektim. Murat. Ya da sen haklısın. Konuşmayacak mısın benimle? Yalvarıyorum ya. Kız bağır. Her şeye razıyım. Yeter ki susma. Levent Bey, derhal Hayat Hanım'ı çıkışın verin. Şirkette ilişki kesildi. Tabii efendim. Hayat Hanım, biraz beklerseniz evraklarınızı hazırlayın. Thank you.
ah! Sana uydum, tek başına bıraktım o kızı orada. Başka ne yapacaktık babaanne? Merak etmeyin. Torununuz kızı orada bırakmadı. Hatta tuttu kolundan götürdü. Sen nereden geliyorsun böyle? Şirketten. Torununuza o muhteşem haberi bizzat kendim vermek istedim de. Ben sana bu işe karışma dememiş miydim? Birinin bu işi yapması gerekiyordu Necat'cığım. Ve maalesef o görev bana kaldı. Hangi hakla peki? He? Sen hangi sıfatla gittin oraya? Onu ben büyüttüm. Üzerinde o kadar emeğim var. Emeğin mi var? Nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun? Haksızlık ediyorsunuz. Yok gelin hanım. Gözlerini doldurma öyle hiç. Yıllarca o çocuğa acı çektirmekten zevk aldın. Sende hiç vicdan yok. Sen nasıl bir annesin böyle? Yazıklar olsun sana.